4 Şubat Cuma, Bir Gün Gazetesi Hayri Kozanoğlu Enflasyon rekoru halkı yere serdi. AKP iktidarı döneminde üst üste iki kez rekor enflasyon rakamlarıyla karşılaştık. Üstelik en kötüsü daha yaşanmadı. Merkez Bankası raporuna göre Haziran ayına kadar enflasyon bu düzeyde seyredecek. TÜİK, Ocak ayında tüketici fiyat artışını %11.10 olarak açıkladı. Buna göre yıllık enflasyonda %48,69'a yükseldi. Eğer aylık fiyat artışı %12 olsaydı yıllık enflasyon %50'yi bulacaktı. İster istemez akıllarda bu psikolojik sınırın aşılmaması için rakamlarda bir makyajlama mı yapıldı sorusu uyandı. Zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarından bile enflasyonun Mart'ta %50'yi geçip Haziran sonuna kadar bu düzeyde seyredeceği anlaşılıyor. Fiyat artışlarının genele yayıldığı 409 maddenin 354'ünün fiyatlarının arttığı sadece 38'inde düşüş kaydedildiği görülüyor. En fazla artış %70 ile şok faturalarla yurttaşın belini büken elektrik ücretlerinde görüldü. Patlıcan %54.75, dolmalık biber %54.27, salatalık %45.81, kabak %42, Domates %33 zamla en üst sıralarda yer aldı. Diğer bir ifadeyle enflasyondan en büyük darbeyi karışık dolma yapmaya cüret edenler yedi. Tüfeğe ana harcama grupları temelinde baktığımızda iki nokta dikkat çekiyor. 1. Ulaştırma %68.9, gıda %55.6 ile fiyatı en fazla artan gruplar. Buna karşın eğitim %18.7, sağlık %28.6, eğlence ve kültür %34.8 ile ortalamanın altında fiyat artışı gösteriyor. Bunun anlamı insanlar taleplerini fiyat esnekliği düşük, her halükarda tüketimi zorunlu kalemlere çekerken, toplumsal gelişim ve gelecek kuşakların esenliği için gerekli eğitim, sağlık, kültür sanattan uzak kalıyorlar. Onlar da güreceli fazla fiyat artıramıyor. 2. TÜİK harcama gruplarının ağırlıklarını yeniden belirledi. Ancak verilen ağırlıklar ortalamayı yansıtıyor. Halbuki dünyada da talebe göre ortalama saptamanın daha çok zenginlerin tercihlediğini yansıttığı konusu tartışılıyor. Çünkü ekonomideki toplam talep üzerinden yola çıkarsanız, örneğin zengin bir aile, yoksul bir ailenin 10 katını aşan harcama yaptığı için manşet enflasyon daha çok onların tüketim desenini yansıtır. Geçmiş yıllarda TÜİK yoksul %20'nin gelirinin %70'inden fazlasını gıda, konut ve ulaştırmaya harcadığını açıklamıştı. Gıda ve ulaştırma gruplarında %48.69 düzeyindeki manşet enflasyondan daha yüksek yıllık fiyat artışının ortaya çıkması, konutunsa ise aylık %18.9 zamlanması, dar gelirlilerin enflasyonun ortalamadan daha da yüksek olduğunun belirtisi. Teknik gibi görülen önemli bir nokta da şu, manşet enflasyonun %48.69 olmasına karşın 12 aylık ortalama enflasyon %22.58 ile çok daha düşük düzeyde. Çünkü 2021'in ilk aylarında bu denli yüksek bir enflasyon ilmesi yoktu. Ancak 2022 yılının sonunda diyelim Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi enflasyon %30 civarına düşse bile önden yüklemeli bir enflasyon söz konusu olduğundan ortalama enflasyon %40'ın altına inmeyecek. Bunun anlamı halkın 2022'de yüz yüze kaldığı enflasyon %40'ın üzerinde gerçekleşecek. Yi üfe diye ifade edilen yurt içi üretici fiyatları da Ocak'ta aylık %10.45, yıllık %93.53'lük bir artış sergiledi. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas da %44.84'e genişledi. Bu üreticilerin artan maliyetlerinin önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarını besleyeceğinin habercisi. Geçirgenliğin %100 olmayacağını bilsek bile tüm belirtiler tüketici fiyatlarının ilk barda %50'yi ciddi ölçüde aşacağı yönünde. Yi üfede enerjideki %142, elektrik, gaz, buharda %138,5'luk artış dikkat çekiyor. Bu anormal hareket hem dünyada enerji fiyatlarındaki ivmelenmenin hem de döviz kurundaki sıçramanın yansıması. Gelgelerin her ikisi de aynı kapıya uygulanan yanlış ekonomi politikalarına çıkıyor. Ülkeyi enerji bağımlılığından kurtaramamak ve faizi indireceğim saplantısıyla döviz kurlarını yönetememek.